Merhaba değerli izleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri'nden Washington yakınlarından bir Türk vatandaşıyla Nermin Erdoğdu ile birlikteyiz. Çocukları Amerika'da, o nedenle onların yanında bulunuyor. Şimdi bu yaşadığımız salgın hastalık nedeniyle Amerika'da neler var? Kaygı hissediyorlar mı? Durum nedir? Bize onları anlatacak. Nermin Hanım merhaba. Şaban Bey merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl evet. Amerika? Neredesiniz? Tam yeriniz neresi? Şöyle anlatayım. Arabayla Beyaz Saray'a 20 dakika mesafedeyiz. Yani, arabayla Beyaz Saray'a 20 dakika mesafedeyiz. Evet. Washington DC'deyiz. Şu an ekrandan da görünüyordur. Hava çok güzel. Tüm bahar çiçekleri falan açtı. Ortam evet. Tüm dünyada olduğu gibi çok güzel. Ancak burada da kaygı çok yüksek. Yaklaşık 1,5-2 ay kadar önce fazla dikkate alınmıyordu. Fakat bir anda olay ciddileşti. Ve yaklaşık 1-1,5 ay kadar önce marketlerde su, maske ve tuvalet kağıtlarının bittiğini gördük. Bir buçuk ay önce. Tabii yani Amerikalılar çok erken davrandılar, çok erken stokladılar. Hükümetten önce mi alarma geçti? Tabii. Yani sosyal medyada hani durum ciddileşmeye başladığında halk benim tahminimin çok ötesinde çok hızlı panik oldu. Hani ben o zamanlar 2 haftalık bir stok yapmayı düşünürken tahmin ediyorum ki Amerikalılar 6 aylık falan stok yaptılar. Çünkü bu kadar büyük marketlerde hadi maskeyi anlıyorum ama tuvalet kağıdı ve suyun bitmesi başka türlü açıklamak mümkün değil. Peki Nermin Hanım, o telaş hala sürüyor mu Amerikalılarda? Yani o işte bulduklarını stoklama, satın alıp eve depolama ya da işte kendilerini koruma, işte maske takma, böyle nasıl bir atmosfer var? Tabii burada hani sizin de takip ettiğiniz gibi aslında kafeler, restoranlar kapanmadı, açık. Fakat normal şartlarda içinde mesela şu saatte, şu an saat herhalde 11 gibi. Hani 10 kişi olması gerekirken bir kafede ya 1 kişi var ya 2 kişi var. Marketlerde, eczanelerde, kafelerde, AVM'lerde çalışanların hemen hemen çoğu maske takmayı tercih ediyor. Eldivenle size hizmet veriyorlar. Benim burada sürekli kullandığım, sürekli gittiğim bir market var. Birkaç gün önce oraya çok kısa bir süre için bir girip çıkmak istedim. Baktım bir market görevlisi orada bekliyor. Siz alışveriş arabasına hiç dokunmuyorsunuz. O sizin adınıza onu antiseptikli sularla, peçetelerle siliyor. Tertemiz yapıyor, ondan sonra size veriyor. Ondan sonra siz o alışveriş arabasını alıp markete giriyorsunuz ve alışveriş yapıyorsunuz. Herhalde hayatım boyunca hiç o kadar temiz bir alışveriş arabasını kullanmamıştım. Dolayısıyla herkeste panik var. Paniğin olmaması zaten söz konusu değil. Bu bölgede oldukça dingin bir bölge, sakin bir bölge. Evden çalışabilen hemen hemen herkesin iş yeri kapalı, evden çalışıyorlar. Karı koca, çocuklar. Çocukların okulları zaten bir ay daha şimdilik kapandı. Fakat şöyle bir durum var. Hani komşularla falan konuştuğumuzda burada insanların hani bunu 15-20 gün, bir ay değil en az 3 ay için bu problemlerin devam edeceğini ve çok dikkatli olmaları gerektiğini söylüyorlar. Mesela sürekli birbirimizle selamlaştığımız insanlar bir araya geldiğimizde hemen birbirimize şunu anlatıyoruz. 5 feet yani yaklaşık 5 adım. 5 adım kuralına dikkat et. Yani hani birbirimize mesafe koyuyoruz. Ve gene ben hani komşularımdan bahsediyorum. Çoluk, çocuk ve karı koca. Yani herkes birbirine belli bir mesafeyi koymuş durumda ve bunun 2-3 ay kadar daha devam etmesi gerektiğini düşünüyorlar. Anladım. Peki siz oradaki Türkler olarak Amerikalılardan farklı bir kaygınız var mı? Çok Türk var mı bulunduğunuz yerde? Nasıl? Tabii. Yani hani çok Türk
Tabii ben Washington DC'deyim. Dolayısıyla tabii ki hani Türkler de var. Yani tabii şartlarına göre değişebiliyor. Mesela evet. Benim 6 aylık vizem vardı. 6 aylık vizem dolmak üzere. Dolayısıyla hani Alman hava yollarından bir biletim vardı. Fakat tabii Türkiye uçuşları kapatınca hava yolu beni ancak Almanya üzerinden aktarmalı gelecekti. Almanya'ya kadar götürebiliyor. Oradan Türkiye'ye götüremiyor. Ama şeymiş, Türk Hava Yolları ile anlaşması varmış. Hiçbir bedel ödemeden biletimi Türk Hava Yolları'na çevirdim. Ve kısa süre içerisinde ülkeme döneceğim. Çünkü mesela şöyle bir kaygım var. Hani önümüzdeki haftalarda işler daha zorlaşır ve Türkiye tamamen kapılarını kapatırsa benim de vizem bitiyor. Amerika ile uçuşlar yasaklanırsa evet şu an 5 nokta açık. Bunlardan biri de şanslıyım. Washington DC. 20-25 dakika ötede bir havalimanı var. Hani oraya gittiğim an oradan ülkeme dönebiliyorum. Dolayısıyla ben de birkaç gün içerisinde dönmek istiyorum. Çünkü diğer taraftan vizem bitiyor. Yani 6 ay doluyor. Ülkeden çıkış yapmak zorundayım. Ama özel durum nedeniyle vizeyi de uzatabilirler belki. Yani. Mutlaka. Yani mutlaka bir çözüm bulunabilir. Ama tabii özlüyorsunuz ve bu tip zor günlerde ülkenizde olmayı istiyorsunuz. Doğru. Peki ne bileyim, bir şey daha soracağım. Bu bulunduğunuz bölge, şimdi şeyler görüyorum, hani bahçeli evler, villalar falan. Evet. Ankara'da bir bölgeyle kıyaslasanız Ankara'ya neresidir bu bulunduğunuz, şu anda bulunduğunuz bölge, alan? Ya yani konutlar. Ya Kızılay anladım. Değil. yok. Ha Ankara'nın hani Ankara'nın Angora evleri falan diyebiliriz. Evet. Diyebiliriz evet. Ama burada mesela ben önüme hani çok da dikkat etmeden sizinle bir saat boyunca yürüyerek konuşabilirim. Çünkü karşınıza şey gelmiyor. Yani bir çukur vesaire. Yani o anlamda tabii son derece şey hani güvenli, sakin, evet. Hani dingin, medeni yerler. Ama dediğim gibi yani ben hani birkaç senedir buraya geliyorum, burada yaşıyorum çocuklar nedeniyle. Her zaman böyle bir şey var, hani belirgin bir medeniyeti görüyorum bu ortamlarda. Çok da memnun kalıyorum. İşte güler yüz vesaire. Fakat peki. İnsanlar sıkıştıklarında hani birkaç gece içerisinde hani suyu, tuvalet kağıdını ve maskeyi tükettiklerini de gördüm. yani enteresan. Panik. Olay ciddileşince maalesef bencillik mi diyeyim artık, neyse, bütün dünyada olduğu gibi ön plana çıkıyor. O medeni davranış bitiyor herhalde. Tabii. Telaş ve panik başlayınca. Tabii. Şeyden bilginiz var mı? Yani Amerikan hükümeti bu virüs salgın nedeniyle vatandaşlarına yönelik bir parasal destek, maddi destek açıkladı mı? O konudan bilginiz var mı? Yani ben tabii basından çok ciddi takip etmiyorum ama komşularımdan duyuyorum. Mesela uçak biletini değiştirmek zorunda olan bir komşum oldu. Hiç ekstra bir ödeme yapmadan şey yaptı. Uçuşunu istediği gibi değiştirebildi. Anladım. Tamam. Nerman, çok teşekkür ediyorum. O şey arkanızda, çevrenizde şey mi, kiraz ağaçları görüyorum. Şimdi kiraz. Evet. Evet. Kiraz ağaçları ünlü değil mi Washington'ın? Evet. Böyle de bir durum var. Bugünlerde bu artı eksi 15 gün içerisinde dünyanın dört bir tarafından 2 milyonun üstünde turist bu kiraz ağaçlarını görmek için geliyordu. Evet. Şu an tabii o söz konusu değil. Ve ben size arkamda göstermeye çalışayım. Hatta ekranı çevirip. Var mı? Mesela şu. Evet. bu bir komşunuzun bahçesi herhalde, değil mi? Evet, bu bir komşunun bahçesi. Bu beyaz kiraz ağacı. Birkaç gün sonra da bunun koyu pembesi açacak. Onlar bunlardan çok çok daha güzel. Fakat tabii bunları şu an DC bunlarla donanmış durumda, belli yerler yani binlercesi var.
Özellikle o şey, Kongre ve Beyaz Saray'ın olduğu bölgede galiba değil mi yoğun? Evet, evet. O bölgelerde binlercesi var. Çok masalsı bir görüntü var şu an orada. Ben de normalde çok severim tabii ki, herkes gibi çok düşkünümdür ama korkumdan gidemiyorum. Çünkü hafta sonu insanlar şey yapmışlar, yani bir şeyleri göze alıp oraya gitmişler herhalde, açık hava falan diye. Ama tabii ağaçların altında herkes fotoğraf çektiriyor. İşte ağaçlara dokunuyorlar, sarılıyorlar. Yani o 5 fit mesafesini orada korumak mümkün değil. Bunun için gitmenin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Fakat insanlar gittiği için DC'deki bu koronavirüs salgınının artmasından korkuluyor. Çünkü evet. Amerikan hükümetinin kesin bir yasaklaması yok. Yani sokağa çıkma yasağımız yok. Ya evde kalmayı teşvik ediyorlar ama sokağa çıkma yasağı da tabii, koymuyorlar. Tabii. Türkiye gibi. İsterseniz istediğiniz yere gidebilirsiniz. Hemen karşımda bir park var. O parkta mesela, burası çok sakin bir yer. O parkta şöyle görüntüyü çevireyim. Evet. O parkta böyle minicik şeyler vardı. Hani bebeklerin, çocukların oynaması için salıncaklar, kaydıraklar falan. Evet. Geçen gün oradan geçtim, bir baktım. Orayı dahi ihmal etmemişler. O salıncakları mühürlemişler. Gerekli tabelaları koymuşlar. Çünkü sonuçta işte o salıncağı bir bebek kullanabiliyor. İşte birinin bakıcısı kullanıyor. O el sürüyor vesaire. Hani oraya kadar açık alanları falan kapatıyorlar. Evet, ama dediğim gibi herkes evlerinde. Hani insanlar dingin bir şekilde yürüyüş yapıyorlar. Köpeklerini gezdiriyorlar. Evet, şimdi bir vatandaş geliyor, bir Amerikalı köpeğini gezdiriyor galiba arabanın yanında. Evet. Ama birbirimizle karşılaştığımızda şey yapıyoruz, hani karşı cepheye geçiyoruz, uzaktan selam veriyoruz. Beş adım mesafesine. Evet, 5 adım mesafesine dikkat ediyoruz. Tamam. Neriman, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizi dönebilir miyiz ekrana? Tabii. Tamam. Çok teşekkürler anlattıklarınızın Neriman Hanım. Döndüğünüzde görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun, hoşça kalın. Sağ olun, hoşça kalın.